Önce can demiş, sonra Canan demiş. Kim demiş bunu? Sahtekarlar demiş tabii ki. Bu lafı doğru dürüst Müslüman önce can der mi yani? Önce Canan der, önce sevgili der, önce Allah ve Resulullah der. Değil mi kardeşim? Önce can, sonra Canan. Lafların altında bile ne var? Ne diyorsun Cübbeli hakkında? Bizi kıskanıyor gibi görünüyor. Sağ olsun programımızın hızlı bir takipçisi olduğunu daha önce duymuştum. Yani bu kadar ilgi görmek güzel bir şey. Güzel yani, ne diyeyim. Bu böyle her şey hakkında fikir sahibi olma ya da her şey hakkında, bu bize de yüklenen bir suç bu arada, biliyorsun. Yani itham yani, daha doğrusu bize de söylenen. Bizim de işimiz bu canım yani. Yani Türkiye'de yetişmenin güzel tarafı bu değil mi yani? Sen de şimdi biliyorsun memleket işte burada böyle yani, her konuda rahat rahat konuşursun, her şeyin uzmanı olursun. Her şeyin uzmanı olursun. Kendin hakkında hiçbir şey yapma da dışarıya dair her şeyi söylersin yani işte. Kendinle ilgili arızaları düşünmemek için dışarıdaki adamla uğraşmak çok güzel bir vakit kaybıdır. Vakit kazancıdır diyelim. Kendine uğraşmak vakit kaybı. Dolayısıyla işte bizim ülkede de böyle. Sana sürpriz arada. Normalde konuşacağımız şeyler de yok ama hazır yeri geldi konusuyla da alakalı. Bu Atatürk kitabının 2500 liraya satılma hikayesine ne diyorsun? Şöyle bir şey var galiba. Yani bu insanların zıplatmasının sebebi o. Hani neredeyse kutsal sayılabilecek ortak değerler vardır ya toplumda, böyle çok hani ayrı bir yerdedir. Hani seven de vardır, sevmeyen de vardır ama gene de ortak değerdir falan. Belki böyle bir ortak değerin doğrudan isminin böyle bir mali bir tabloya hani biraz malzeme olmuş olması muhtemelen tepki uyandırıyordur. Yani yoksa bence mantık olarak ya ben bile isterim benim kimsenin bilemeyeceği şeyler, bir special edition yapayım. 2500 liraya en az bir kişiye satarım yani diye düşünüyorum yani öyle bir şey. Olur olur, 3-5 olur, rahat rahat olur. Mesela sarı ya, altın kaplama falan. Hastaları yüzünden pahalıya gelir yalnız benimki. Komple son altına bağlayacağız falan. Neyse, hayırlısı. Ya o koleksiyon yani kitabın içeriğinin dışında kitabın kendisine bir nesne olarak hani değer biçme. Hani onun kendisini bazen üzerindeki imzasından kaynaklı, bazen baskı tipinden kaynaklı. Dünyada hep var. Yani dünyada bir kitabı basarlarken öyle basıyorlar. Yani işte mesela her kitabın özeti var. Tabii. Dipnotlu olanı var. İşte karton kapak var. Tabii. Kalın kapak var. Limited edition gruplarda, aynen, koleksiyonerler için olanı var falan. Yani hani bu normal bir şey. Bizde bir kitap zor bela çıktığı için bu kadar tantanasıyla uğraşamıyoruz yani. Evet evet yani bizde. Ama hakikaten dediğin gibi bir sürü versiyonları var kitap. Hatta evet, bende bazı kitapların işte 1-2 versiyonu birlikte var. İşte hard cover olanı, işte soft cover falan filan. Hepimiz o kitap hikayesine bir özeniyoruz. Yani hani hep azıcık kitap okuyan, onun da bir koleksiyoneri de oluyor bir süre sonra yani. Zaten bizim ülkede en fazla koleksiyon kitabı satılır herhalde. Yani hakikaten bizde yani kitap lüks tüketim ya, yani yok böyle bir şey. Zaten bu arada şey var, bak onu da söylemek isterim. Ben dergi yaparken de, şimdi bu işte kitap yazma işine girdikten sonra da yayın evleriyle falan konuşuyoruz. Biliyorsun bu dolar hikayesinde sen de baskı işleriyle uğraşıyorsun. Hani kağıt mağat bitti bir ara, bulamadık. Yayıncılıkta hemen hemen her şeyin KDV'si %18. Yani mürekkepten baskıya, dağıtımdan işte neyse giren her türlü masraf kalemi. Ya bunları üste koyduğun zaman inanılmaz. Yani lüks tüketimin bir sürü kısmında işte yani pırlanta için diyorlar burada mesela. Bizimkiler o işle uğraşır mesela, biliyorum. Yani vergiyi düşürebiliyorsun. Ya bir memlekette düşür kardeşim şu vergiyi. Yani basılı malzemeden vergi alma. Mesela dergiciliğin ölmesinden büyük sebebi budur. İnternet değildir yani. Gereksiz masraf. Halbuki kağıt o kadar pahalı bir şey değildir. Yazmak o kadar pahalı, baskı o kadar pahalı bir şey değil. Ama bu işte bu vizyon birilerinde değil, hiçbirimizde yok. Yani olsa böyle bir talep oluşur. Bu talep çok cılız. Sadece bundan canı yanan adam bağırıyor. Diyor ki ya çok KDV alıyorsunuz, çok vergi alıyorsunuz falan. Halbuki talep doğru söylüyorsun. Mesela dergi işi bir şey işidir. Nasıl diyeyim? Bir konsept işidir. Yani hani dergi bir kültür oluşturur kendi içinde. Yani bir dergiyi belli bir ritimde çıkarmaya başlar. Hani dergi bir konuyu olay bazında değil, derinlikler bazında ele aldığı için hani mizah dergisi de çıkarsan bir kültür oluşturur. İşte atıyorum rock'n'roll'la ilgili bir dergi çıkarsan o bir kültürdür. Yani ve o kültüre ait bir grup insan onu takip eder, bilir, o kültürle öğrenir. Biz hep yani Milliyet Çocuk'tan başlayan bir sürü mizah dergisiyle hayatımızda dergilerin kültürel önemi var. Senin de hayatında vardır eminim. Çok canım yani ya Gırgır'ından bilmem nesinden tut işte o mizah dergileri. Mesela bir dönem Türkiye'de çıkan o fanzinler, biz rockçı olduğumuz işte onları haber alma kaynaklarımız oydu. İşte mesela yine yurt dışına çıkan Metal Hammer falan gibi dergiler, işte Türkiye'de gençlik dergileri bir de. Ya onlar aslında insanların bir örgütlenme aracı. Ya sadece biz değil ki, Mustafa Kemal'e bak mesela, Atatürk gençlik döneminde ilk işi dergi çıkarmak oluyor. Evet. Tevfik Fikret öyle, Necip Fazıl öyle, işte aklına kim gelirse yani. Bir kültürde bir araya gelebilme, bir dil birliği edinmenin en güzel yeri yani. Mesela bunu web sitesi karşılamıyor gerçekten. Karşılamıyor. Yani hani o web sitesini ziyaret etme ya da o web sitesinden bir konuyla ilgili haberdar etme karşılamıyor. O bir dergiyi hala basılı malzemeye mahkummuşuz gibi geliyor öyle bir kültürün oluşması için. Bilim haberleri yapan sitelerimiz var işte, kendi sitemiz. İşte Açık Beyin, Açık Beyinler, şu bu, Bilim Ofisi. Ya orası için bilim haberleri takip etmeye kalksak mesela, bizim şu anda 40 küsür blokluk bir listemiz var. Yani 40 küsür tane hakikaten kalbur üstü bilimsel yayın dergisi var. Eskiden öyle miydi? Yani tam böyle yaşlı adamlar gibi konuşacağım ama 2-3 tane dergi vardı ve her biri konsept yani. Onları takip ettim, böyle hani hakikaten en rafine, en güncel şeyi oradan görebilme şansım vardı. Evet. Şimdi işte odak problemi bu. Yani böyle bir geçmişe özlem değil söylediğim şey ama bu elimizle öldürdüğümüz ve kıymetini bilemediğimiz şeylerden bir tanesi. Dergi sadece dergi değildir. Ben 12 yaşımdan beri hiç fire vermeden, askerlik dahil, mizah dergisi okudum. Hala okuyorum. Hiç fire vermeden piyasada makul bir seviyenin üzerindeki tüm mizah dergilerini de alırım. Hani haftalık o ritmin içerisinde. Ve gerçekten kaybolacaklar diye. Aynen öyle. Yani hayatımda gerçekten keder hissettiğim an Galip Tekin'in öldüğü zamandır. Hiç sorma. Yani gerçekten keder ne demek? Hani böyle çok hayatındaki önemli bir şeyi kaybetmişsin. Tanımadığın biri belki hiç ama. Hiç tanışmadım yani hani şeyde, ama ben 12 yaşından beri onu okuyorum yani hani ve belli bir ritimde hep takip ederek okudum falan yani. Nasıl hani bir dünyaydı değil mi ya? Ya hani bir de çok tuhaf, hani hayal gücü geniş olan bir çocuk için çok muhteşem bir fırsattı o. Yani şimdi öyle bir şey hatırladım, gerçekten tüylerim diken diken oldu. Hıbır dergisindeydi galiba benim en son onu okudum. Hepsine yazdı evet. İşte Hıbır'ı mesela ilk açtığımda onu açtığımı hatırlarım yani. Ne çatlaklık yaptı bu sefer falan diye. Hakkında çok efsaneler falan da çıkardı onun. Rahmetli. İşte yenilerini de yetiştiremiyoruz, öyle bir problem var. Şimdi işte Selçuk Erdem'imiz var, işte Erdil Yaşaroğlu'muz var falan filan ama yani. Yiğit var evet. Yiğit Özgür var evet. Yani, ama işte bu isimler gene hala bunlar eski. Şimdi böyle bunu çıkarabilecek bir kültür için işte dergi lazım. Bir zamanlar bu arkadaşların hepsi işte Oğuz Aral'ın Gırgır dergisine karikatür yayınlatabilmek için kapıda sıraya geçmiş adamlar yani her biri. İşte bugün o yüzden meşhur isimler. Şimdi nereye gönderecek? Mesela buna bir çözüm bulmayı bir günü konusu yapsak mı? Çünkü orada bir çıkmaz var. Aynen. Yani bunu gerçekten düşünsel anlamda bir sınırlarını zorlayalım. Çıkmazları da şu, haklı buluyorum çıkmazda. İnsanlar karikatür okuyor ama dijitalde tek başına rastladığında okuyor. Artık dergi alma kültürü çöktüğü için tabii, ya da yavaşladığı için dergi alma yeni kuşakta azaldığı için mesela mizah dergisi aslında ana okuyucu kuşağı 15 yaş hatta 13 yaş 25 yaş aralığı olması gerekirken eski mizah okuyucularından kaynaklı 25 ve üstünün okuduğu bir şey. Altı karikatür okuyor, şakasını da seviyor ama işte Instagram'da görürsen seviyor, WhatsApp'tan mesajı gelince seviyor. Yani şöyle diyor karşı tarafa, bu içeriği üret, ben beğeniyorum ama ben buna para vermeyeceğim diyor. Yani ya da yani ben bunu bir ekonomik değer içerisine dönüştürmeyeceğim diyor. Bizim bu muhabbeti neden işte bir internet video kanalında yayınlıyoruz? Niye bir dergide mesela bir müktesebat olarak yayınlamıyoruz? Çünkü bu zamanın artık yayın sistemi böyle, ulaşma böyle, sistemi evet, böyle. Şeydi. Ama karikatür buna dönüşebilir bir şey değil. Değil işte, öyle bir problem. Dönüşebilir mi acaba ya? Masada mesela şakasını yapıldığı... Biz o kadar bir espri yapıyorsak o karikatürün videolu versiyonu işte aslında. Ama bu çok daha sofistike, işte bu komik bizim çocukların takip ettiği YouTube kanalları var. Onlar aslında bunu yapıyorlar. Ama beni sarmıyor. Yani belki de yeni neslin karikatürü olacak, bilmiyorum. Bu Vine'lar var ya, demin dönüyor sürekli kısa videolar. Mesela benim kız, eğer ben yeter gayrı demesem günde bana 50 tane gönderiyor. Yani... 4'üne gülüyorsun da 5. de artık yeter diyorsun yani, öyle bir şey değil ama mizah dergisinde ben öyle bir şey yaşamadım yani. Evet. O her sayısı yepyeniydi. Bir de sınırlıydı abi. Yani değil mi? Bir de sayfa sayısı süzülmüş bir içerik o yani hani o kaliteli bir içerik. Bu arada gerçekten kaliteli bir içerik. Yani hani zeka, düşünme, fikir, hani bunun bir de şakası, toplam kültüre uyum becerisi falan, estetik tarafı falan, yani hepsi çok süzülmüş güzel bir içerik. Düşünce var arkasında. Yiğit Özgür'ün böyle seri balonlu o karikatürlerinden yani herhangi bir tanesini seç, üzerine bir seminer yap yani, o kadar güzel şey. Evet. Adam kim bilir arka planda neler düşünüp, yazık o küçük işte kareye neler sığdırıyor yani. Ama şimdi bu işte bu İnternet tabanlı seri üretimde biraz da bu özensizliği besleyen şey bu. O kadar sınırlı değil artık hızlı, yeri. Evet. Çok olasılığın var, onu da yaparım, bir sonrakine yaparım falan filan diye coşuyorsun. Ama işte şikayet etmeyelim, yani dünya bu tarafa gidiyor. Bizim işimiz bundan sonra işte ne olacağını yani aslında... Yeni dönem için uyum sağlayacak bir model geliştirme, bir fırsat geliştirme. Yani hayatta 1 milyon tane şeyi yapmaya heves etmişimdir. Yani hani bunlardan bir tanesi de gerçekten bizzat dergisi açmaktır. Yani hani bunu çok heves ettiğim ya da çok istediğim şeylerden bir tanesi de bunu koruma duygusu, dürtüsü yüzünden. İkincisi de kafe açmaktır kesin. Hep kafe yok, kafe yok. O kadar çok adamın kafe açılışına eşlik ettim ki... Kafayı artık o işten tiksindim yani. Ama yani mesela sen şimdi insanlara marka danışmanlığı yapıyorsun. Ürün işte çıkarmaları yönünde, o ürünün daha iyi alıcı bulması yönünde tavsiyelerde falan buluyorsun. Sen kendini nasıl buluyorsun? Şimdi mesela bak bu kadar mecra değişikliği var. Sen eski bir adamsın. Ben de eski bir adamım. Mesela update olabiliyor musun? Yani bu gidişatta mesela yetersiz hissettiğin yerler oluyor mu? Benim mesela eğitimde çok oluyor. Ya eski tip kalıyorum mesela bazı yerlerde. Onu böyle update etmek zorunlu oluyor falan. Gerçekten halihazırda bunu hep düşünüyorsun. Yani çok zamanın geçtiğini fark ediyorsun. Kültürel değerlerin değiştiğini fark ediyorsun. Ama mesela hala bunu sorgulamak zorunda kalmadım pratiğimde. Çünkü yani hani bizim sektörde iş üretirken ki masada olduğun adam tipi hep kültüre uyumlu adamdı. Bu arada yaşı ne olursa olsun. Bunun tabii bazısı 19 yaşındaydı, bazısı 63 yaşındaydı. Ama yine de o hani doğaldaki akan, şimdiki zamana uyumlu adamdı. Yani teknolojiyi takip ediyor, içeriği takip ediyor, mantığı takip ediyor falan hikayesi. Mesela teknolojiyi, teknolojik kullanımını bilmeyebiliyorum. Hani sosyal medyada bana bir hesap açar mısın? Bir fikrim yok yani. Hani hesap açmayı bilmeyebiliyorum. Ama o sosyal medyanın tüm markalaşma sürecinde neye karşılık geldiğini, tüm istatistiki değerlerini, işte araştırma sonuçlarının hepsini herkesten daha güncel biliyorum. Hani ister istemez öyle takip etmek zorunda. O yani mesela bu şikayet ettiğim şey aslında araçların değişmesi. Mantık değişmiyor aslında. Evet, yani dolayısıyla oradaki o işte geçmişten gelen örüntü ki sana zaten onu bir soracaktım. Daha önceki programlarda da bir geçti o. Yani bir meseleye böyle çok fazla zihin yatırdığın zaman yıllar boyunca araçlar, ortam, zaman değişse bile o deneyim sana bir şey sağlıyor. Yani onunla bir şey görüyorsun. O işte o görme hali farklı ortamlarda nasıl arttırılabilecek, nasıl korunabilir? Ben şimdi bugün başlayan, işte benim oğlan dedim ya YouTuber olacak. Onun 40 yaşına geldiğinde biriktireceği deneyimi bilmiyorum yani. Nasıl bir şey olacak acaba? Bunu şimdi sorguluyorlar çocuklar. Yani sosyal medyacı diye mesela bir tanım var mı diye. Bunu başta, bu gerçekten 5 sene öncesinde masada sosyal medyacı diye bir şey yok. Onun adı metin yazarı diye konuyu bitirdik. Teknik olarak sosyal medya kullanmayı bilen metin yazarı. Yani hani şeyde, sektörde bir karşılığı var ve metin yazarı reklamcılık oluştuğundan beri, marka iletişimi oluştuğundan beri var. Ve hatta teknik olarak kreatif tarafı metin yazarları kurmuştur. Yani bir şeyde bakış açısında. Ve yani hani sosyal medyanın teknik özelliklerini, sosyal özelliklerini bilen metin yazarına ihtiyaç duydu. Mesela o yüzden hiç ben sosyal medyacı aramadım. Ya da o tanımı ya da o statüyü kullanmadım. Metin yazarlarıyla çalıştım. İçerik üretebilen, fikri olan, düşüncesi olan. Yani hani gerek popüler kültüre uyumlu, gerek işte ne bileyim o sektöre ya da o sosyokültürel gruplara uyumlu içerik yazabilen adamla çalıştık masadayken. Bu arada cinsiyetçi konuşmayalım, insanla çalıştık. İnsanlarla adam çalıştık, değil. Lütfen. Yani onun da fırçasını yemeyelim. Yemeyelim durup dururken sağdan soldan geliyor. Ya bu arada benim tanıdığım modern işte zamanların önemli iki edebiyatçısı yani muhabbetim olduğu kişiler. İkisi de reklam yazarı Murat Menteşli, Alper Canıgüz. Evet yani. İkisi de o kökten geliyor ve zaten müktesebatlarının büyük kısmında Murat'ın şiir yatırımını ayrı tutarsak çok uzun süre şiirle uğraşmış. Ama buranın yani bu metin yazma meselesinin işte onların ne hale getirdiğini çok anlattılar. İnşallah bir gün burada da misafir eder onlarla konuşuruz o konuyu. Olur. Çok da eğlenceli olur. Ama yani ben şeye çok güveniyorum. Metin yazarlarında bir üst level durumu var. Yani hani stratejiyi de bilen, toplumsal dokuyu da bilen adam durumu. O adam fikir adamı oluyor zaten. Aynen öyle. Yani hani o adama yani hani şeye teknik bir şeyle uğraşıyormuş gibi düşünmek yanlış ama o fikri olan bir adam oluyor. Bu önemli bir şey ya. Fikirlerinde yanılıyor olabilir ya da bilmem ne olabilir ama fikrin üzerine düşünmek oranın işiymiş gibi geliyor. Ya. Görsel, yönetmen vesaire ya ekleyici unsurlar, estetize edici unsurlar. Benim gençlik dönemimde anlayamadığım bir şey vardı. Bak burayla çok ilgili. Ya bu erken gençlik döneminde Türkiye'de hep böyle bir aydın, sanatçı, vırtır tartışması vardır ya. Bir de bunun karşısına konan bir halk kitlesi vardır. Böyle geleneklerine bağlı. Entel dantel tayfayı çok sevmeyen falan filan. Ya da şimdi tanımı kullanan. Tabii. İkisi arasındaki çatışmaya bakınca şimdi diyorlar ki işte sanatçı, aydın kişi, işte geleceği gören bilmem ne. piyasada konuşan ve adına sanatçı dediğimiz adamlara bakıyordum mesela. Önemli bir kısmı tırt abi. Yani tırt, bildiğin bir şey çıkmıyor adamlardan. Ya işte adının başında bir vasıf var, ya bir devlet sanatçısı, ya bilmem ne. Ama aralarında öyle de tipler var ki zaman geçtikçe anlıyorsun. Mesela adamın çektiği bir film, yazdığı bir roman, söylediği bir söz, bir şiir. Hani belki 100 yıl sonra bile vay arkadaş adam ne yazmış dedirttirebiliyor. Şimdi buna baktığın zaman aslında sanatçı tabiri hakikaten öyle herkese dağıtılmaması gereken bir şeymiş. Yaşla bunu öğreniyorsun. Ama gerçek anlamda ister metin yazarı, ister şair, ister ressam, ne olursa olsun yani. Sanatsal üretimle uğraşan insanın hakikaten düşünür olması gerekiyormuş. Bunu fark ediyorsun. Yani o sanatçı alnında ışığı ilk hissedendir sözü hakikaten doğru bir şeymiş. Ama bizim sanatçı tabirinde bir sorunumuz varmış mesela. Öyle bir şey yaşıyormuşuz. Ya ama tabii işte şimdi sanatçı dediğinde ne biliniyor diye hani sahada konuşuyor olsan sesi güzele sanatçı diyoruz. Ha işte. Ya ama yani hani şimdi o bir yetisel durum. O yeteneği hiç de küçümsemiyorum bu arada. Yani güzel bir yetenek. Tabii. Ama o bir varsıl yetenek ya. Hani o zaten doğuşundan itibaren var. Hani ona sanatçı dediğimizde o iş olmuyor işte. Ya yani. Ben bir video paylaşmıştım abi işte sanatçı falan filan dediklerinde işte Malmsteen vardır benim hayran olduğum bir gitarist. Onun bir videosu var, Amerika hakkındaki görüşlerini soruyorlar. Diyor ki Amerika süper, hiç değişmesin. İşte gitsin her tarafı da işgal etsin. Niye ben Amerika'da meşhur ve zengin oldum? Ben Amerika'yı çok seviyorum. Yani muhteşem gerçekten bir dünya görüşü yani. Şimdi kafa adam çok güzel gitar çalıyor falan filan ama politik açıdan gayet böyle odunca yorumlar yapabiliyor. Hani aydın olmak biraz daha farklı bir şey. Bir şeyi böyle iyi beceriyor olmak değil o iş yani. Sanatçılık daha komple bir şey. Tabii dünya görüşü yani bir tecrübe, o yoğurup işte onu ortaya koyma falan meselesi. Onu da biraz bol keseden dağıtıyoruzmuşuz galiba. Hala da öyle mi bilmiyorum ama çok şükür gerçek sanatçılar tanıyoruz, muhabbet ediyoruz yani güzel oluyor. Bu arada hala muhabbete başlayamadık ama hani konuştuğumuz yani. Ya, arada vallahi. Bir kritik bir şey daha var. Biz bu videoyu, bunu bir izleyiciye de sormak istiyorum konuyla alakalı. Biz bu bir videoyu 20 dakika mı yapalım, 40 dakika mı yapalım? Evet ya, biz şimdi uzun yapıyoruz diyorsunuz ki şey oluyor, kısaltıyoruz, başka birilerine arıza çıkıyor ama şimdi abi topluluğa bir şey sunduğun zaman ben 20 senedir bunu öğrendim. Yani muhakkak en rezil şeyi de beğenen, en muhteşem şeyi de beğenmeyen birileri muhakkak oluyor yani. Dolayısıyla 2-3 tane sen yorumdan ziyade... iyi de ya, abi öyle ama yani ne yapacaksın? Yani her türlü görüş ama şöyle bir şey mi yapsak? Twitter'da bir anket yapalım. Ha olabilir mı? Yani bir şeye ihtiyaç var çünkü. Optimum program süresi ne kadar olmalı? En fazla oya göre. Demokrasi var. Öyle yapacağız. Şimdi normalde teknik olarak, hadi bunu da sohbetini yapmış olayım. Teknik olarak YouTube'da 20 dakikalık video sınır bir video. Derler, 20 dakika evet. Teknik olarak böyle. Ama belki de içeriğin tipi ve hani bunu izlemeyi isteyen insanların kültürel yatkınlığı belki de bunun daha uzunluğunu istiyor. Yani çünkü hani yorumlara bakıyorum ya da hani bu konudaki ilgilenmeye bakıyorum. İzlenme dakikalarına bakıyorum. Yani hani insanlar uzunu izliyor. Yani hani bunu böyle... Videolar ilk uzadığında 3. bölümden sonra o işte 20 dakikayla başladığınız şimdi yarım saat oldu maşallah maşallah diyenler fazlaydı. Yani evet. Bu da olumlu bir şey olarak algılanmıştı ama olur benim için mahsuru yok. Biz zaten süre sınırlaması ancak durduruyor bizi yani. Coşalım abi. Biz kesince mevzusunu bitiriyor. Öyle. Bizim bugün mevzu neydi hakikaten? Biz ne konuşacaktık da buralara geldik? Aslında çok güzel bir yere getirdin şu sanatçı hikayesi. Seni baştan beri etkileyen, sanatçı olarak etkileyen kim var? Çocukluğundan beri düşünsene. Ya sanatçı derken bu popüler insanlar kültürü, galiba, popüler kültürün tabii. içerisinde. Yani çünkü çok şarkıcı tabii. diyeyim hatta yani hani şeyde, müzisyen diyeyim ya da hani arka tarafta. Yani vallahi işte kim vardır? Ben bir kere müzisyen deyince benim ilk tanıdığım İlhan İrem'dir abi işte küçükken. Sever miydin? Yani şöyle çok naif ve şey gelirdi. Hep çocuk şarkısı yazan bir adam gibi gelirdi. Sonra... Bu arada Türkiye'nin ilk pop yıldızıdır o biliyor musun? Aynen öyleymiş evet. Yani benim de yaşım defa... çıkıyor. Muhtemel onun bizim hayatımızda 2 ya da 3 kuşaklı dönemi var. Sen ilk kuşağına denk gelmemişsindir muhtemelen. Yok değil. Onlar bizim pederlerim falan. Ha yani o kuşakta bir popüler oluyor. O kuşakta ilk çıktığı zamanlar yılını tam hatırlamıyorum ama yazık yani ilk pop kültürü, pop sanatçımız bizim. İkinci el Ford yeşil bir araba almış, spor araba tabii. aldı diye falan gazete ikinci el araba yani hani şeyle alakalı. Hani o kadar alışkın değiliz ki konuya yani nasıl ele alacağımızı da bilmiyoruz. Ya abi şimdi bak sen deyince o zaman pop starlarında hakikaten bir garibanlık vardı ya. Ve biz bunu bilirdik yani bizden çok uzak değillerdi. Evet, evet, evet. Mesela ben de orta halde bir esnaf işte babanın çocuğuyum falan. Yani böyle yoksul değiliz ama çok zengin de değiliz ama onlar bizim gibiydi. Şimdi mesela İlhan İrem'le işte ne bileyim bu Seyyal Taneri, Esmeray'ı, işte Barış Manço'su, Cem Karaca'sı uçuk tipler değillerdi yani, anlatabiliyor muyum? Yani gelip evine gelse elin ayağın birbirine dolaşmazdı yani. Evet. Bir yiyecek içecek ikram edebileceğin kadar senden insanlar gibi. Şimdikileri ben çok şey yapamıyorum yani, farklı bir alemde şöyle biraz batı tipi selebrittilere doğru da evriliyoruz yani. Şu anda bir Justin Bieber evinde misafir edemezsin yani, onun durumu farklıdır. Havyarını kaç derecede ister bilmen gerekir falan yani. Evet, ya da belki de yani hani artık onu tanıyamayacağımız kadar bizden uzaklaştı belki de kültürü. Aynen. Yani hani başka... 2,5 yaşında ses kayıtlarım var benim. Böyle kasetlere çekmişler. İlhan İrem'in sazlıklardan havalanan bir rüzgar gibi sesin şarkısını. Henüz daha reyleri falan tam söyleyemezken terennüm etmeye çalışıyorum. Türksel hayatımızda yeri var, kaçınılmaz. Tabii. Yani hani bir şeyin içerisinde. Şey, ağlama arkadaş ağlama diye de bir şarkısı varmış. Ağlama arkadaş ağlama hoş geçin. Hala aklımdadır. Onu falan da söylemişim. Yani niyeyse birisi pop müzik deyince İlhan İrem geliyor aklıma. Sonra çok dinleyemedim yani ileriki yaşlarda. Pek niye? Bilmem. Kayahan dinledim işte, ben sana söyleyeyim. Kayahan, ya Kayahan'ı da bak, onların hiçbirini ben şimdi... Sarı saçlarından sen suçlusun diye işte ağlayan arkadaşım vardı benim. Aynen. Ya. Sen bir tanem ter içinde için bir eğlenir. Hani söylerken hani buna çok çocuğuz. Hani abi, ben sana söyleyeyim, ben hayatım neredeyse tamamını tam kadro 7-24 metalci geçirmiş bir insanım. Biz bile efkarlanınca Kayahan, Nilüfer falan yapıyorduk. Ya yani gerçekten böyle hani evet, şeyi hatırlıyorum, fotoğrafı anlatıyorum. Ya böyle bir cümle bulmuş adam falan diye çok etkilenerek ağlayan arkadaşım vardı. Ya işte bunlar şeyi bilen adamlar canım, dokunuyorlar. Yani ben mesela hiç özellikle dinlemesem de Sezen Aksu hariç herhalde hiç birini oturup özellikle dinlememişimdir. Sezen Aksu'da biraz mecbur kaldım. Bizim eve plakları gelirdi. O yüzden Sezen Aksu ama hani kült, ana atar damarlardan bir tane. Aynen. Ana medya. yani Sezen Aksu'yu zaten sevip sevmemek gibi bir şeyi sorguladığımı hiç hatırlamıyorum. O yani kadar çok duyuyorduk tabii ki, o yaşadığımız duygusal değişimlerin içerisinde o kadar paralel bir yerdeydi ki. Tabii. Hala öyle Sezen'den 4 parçayı peş peşe çal. Hayatının 4 döneminden bir şeye karşılık geliyor yani. Minik serçe. Biyolog olduktan sonra bile serçeleri normal göremedim yani. Onlar hep Sezen'den. Tabii yani. Serçe. Tabii rockçılıktan gelen bu Moğollar efendim. Yani. Kurtalan Ekspres falan ekibi. Uzun saçlı kim varsa Erkin Baba falan. Bu arada bir ufak anekdot da vereyim. Benim babam kuyumcu olmadan önce plakçıymış. Bizim ev eski plak dükkanından kalan plaklarla dolu. 45'likler. Ama muhtemelen Türkiye'de çok az adamın ismini bildiği neler var ve çoğunu da hatırlamıyorum. Erkin Korayların, işte o dönemde artık kim varsa, şu anda isimlerini hatırlamayacağım. Herkesin ilk 45'likleri falan böyle bizim evde doluydu. Ben küçükken onları tabii önce frisbee olarak kullandım. Sonra işte pikaba koyup çalmaya akıl edince falan. İçinde bir şey varı fark edince. Mesela Moğolların ta çok eski bir 45'likleri var. Biraz büyüyünce bana, üniversite döneminde falan pikaba koyup dinlediğimi hatırlıyorum. Ağzım açık kalmıştı yani. Sonradan baktım 70'lerde mesela Avrupa'da o progresif rock akımının ilk çıktığı zamanların Türkiye'deki karşılığıymış. Nasıl komplike bir müzikleri var yani, bugün benim diyen müzisyenin yapamayacağı. Cem yani. Karaca'nın Türkiye'den gitmeden öncesindeki yaptığı müzikler, şu Safi Nazlar, Şehbettin Destanı, şu uzun parçası vardır evet, yani. Evet. Müzikte içerik hep zayıf olur yani. Yani müzikal becerisi evet, yüksek olur da sözü zayıf olur falan. Hani o bir denge sorunudur. Hani hem sözü olan hem müzikal anlamda çok abanılmış ve abi dönelmiş falan, bir kılık kıyafet bir de görüntü. Tabii. Hepsini koy üst üste. Yani Türkiye'nin şartlarında hakikaten. O zaman ben olsam o yaşta onu yapamazdım yani, anlatabiliyor muyum? Cem Karaca'yı canlı izledim. Gerçekten yani sahne kudreti var adamda yani. Evet. Hani şeyde tuhaf bir beceri. Ben hala mesela YouTube'da şurada burada videolarına denk geldiğimde tüylerim ayağa kalkar. Şaşırtıcı bilinirliği olan gruplardan bir tanesi de tabii bu Ankaralı Turgutları falan geçiyorum. Hani Ankaralı Turgut baskı ya da hani öyle tuhaf, bilinirliği düşükmüş gibi görülen ama kamuoyuna çok yaygın müzikler de var da bir şeyde. Ezgi'nin Günlüğü. Evet. Çok tuhaf, her döneme denk gelen, çok uzun yıllar devam eden, yani hani marjinal bir yerde siyaseten azıcık daha hani politik bir duruşu olan bir şeymiş gibi. Ama mesela herkese bakıyorsun, sağ sol etki, şu Ahmet Kaya gibi. Yani tuhaf bir şey dokusuna yayılmayı müzikal beceriyle, tutarlılıkla, istikrarla, devamlılıkla falan, solisti değişerek, hani yani içindeki tüm yapısı, ana ruhu muhafaza ettiği için hep devam, evet, devam edecek şekilde bana çok etkileyici gelir. Kişisel olarak da bu bilgiyi öğrendiğimde de bilinirliğinin çok güçlü olduğunu, hani insanlardaki karşılığının güçlü olduğunu öğrendiğimde de etkilenmiştim. Yeni Türkü, Bulutsuzluk Özlem falan, işte bunlar böyle klasik Türkler falan söyleyecek aklıma. Bende de Yeni Türk'ün de çok özel bir yeri vardır. Ne geçmiş tükendi, ne yarınlar, hayat yeniler bizleri. Derya Bey miydi şeyi? Beyaz bolu saçlı olan. Tabii. Onun sahne duruşunu falan çok severim. Bir kere de izlemiştim onları, birkaç parçasını canlı olarak. Ama çok tarzları bana hitap etmedi hiç. Cinsel devrimin de bir parçası ya, bunu yavaş yavaş öğreniyorsun. Hayatında ilk karşılaştığın eşcinsel sorgulaması Murat Anmungan üzerinden, hani şeyde. Yeni Türkü dinliyorsun, bir sürü çok güzel aşk şarkısı var ama onun da eşcinsel bir duyguyla yazıldığını öğrendiğinde hani ne yapacağını bilememe hali, yani bir yandan çok sevme bilmem ne falan çelişkisini hatırlıyorum lisede, işte yani hani kültür olarak. Ha bak, Türkiye'deki en önemli problem bence ne? Hemen bu konu üzerine kimse homofobiklikle suçlamasın. Hani evet, konu çok lisedeyiz. Ben o konuyu açacağım şimdi. Bak abi, ben bu eşcinsellik meselesine girerim. Gir. Niye? Yapalım. Çünkü yani bu hem şimdi işte popüler sanatçıları falan konuşuyoruz. Mesela Zeki Müren vardı, işte Bülent Ersoy var. İşte böyle istekteki isimler, onlar en meşhurları olduğu için. Cinsiyetler arası davranış sergileyen insanların bizim sanat camiamızda çok miktarda yer bulduğunu hep görürüz. Şimdi ben küçüklüğümden beri mesela ya Zeki Müren'i hiç sevmem. İnsan olarak çok güzel bir insan. Çok naif, saygılı, efendi tabirine çok uygun. Sen ne zamandan beri o tarlaya ekilen bir şimdi kekeremekreye dadanan bozala bozbaşlı pisporsuksan, ben de o zamandan beri bu tarlaya ekilen bir şimdi kekeremekreye dadanan bozala bozbaşlı pisporsukum demiş. Oh. Fakat o şarkısını duydum, içim daralır falan. Yani müzikal olarak sevmiyorum. O tarzı sevmiyor olamıyorsun. O tarzı sevmiyorum. Bir de o hani onlar böyle bir prozodiye de bir yenilik getirdiler ya. Bülent Ersoy'da da, onda da var böyle heceleri kaydır kaydır, sıkıştır sıkıştır bir söyle. Gözlerin doğuyor gecelerime, gözlerin doğuyor gecelerime. Böyle bir değişik bir tarzları var onların, sarsıla sarsıla, bol vibratolu falan. Onu sevmiyorum. Yani rock kültürüyle alakalıdır. Şimdi Zeki Müren'i sevmiyorum. Bu döverler. İşte ya, biliyorum. Ben o kalabalıkta da olurum bu arada. Tamam, biliyorum. Başka bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu kişisel tat meselesi. Zeki Müren iyidir muhtemelen. Ama şöyle bir şey var. Bak, muhtemelen deme, çıkar onu. İyidir. O da onu cebe al da. Ya, iyi görecelidir abi. İyi göreceli bir şey. Bana göre değil yani. Daha güzeli var. Mesela kim var? Ne bileyim, sanat musikisi kim? Samme Sanayi çok daha iyiydi abi. Ben bayılırım Samme Sanayi'ye mesela. Yani kasetini alıp dinlemişliğim var yani. Kamuoyunu ikiye böleceksin bir de, bak biliyorsun. Olsun, iyidir. İşim terörize etmek zaten. Bu aralar bu konuda çok çalışıyorum. Şimdi başta kendi yaşadığım çevre olmak üzere, benim eş dost, akraba falan ve genel Türkiye'nin ortalama aileleri. Bakıyorum mesela gidiyorlar işte o Gülhane Gazinosu bilmem ne, Ankara'da Gençlik Parkı'nda konserler olurdu. Ben ilk defa mesela Bülent Ersoy'u orada görmüştüm. Bayağı korkmuştum yani. O yeni ilk abartılı kıyafetleri giymeye başladığı zamanlardı. Hani bir ara bir yok işte cinsiyet değiştirmesinin bir memleket meselesi olmuştu ya, bakanlar kuruluna falan yansımıştı falan. Tam o dönemler işte intihar edecek falan diyorlardı onun için. Ben de öyle büyük bir merakla gittim, acaba nasıl biri falan diye. Şimdi orada bakıyorum, herkes müthiş eğleniyor. Yani çıldırıyorlar, böyle büyük bir hayranlık gösterisi falan. Ta çok erken yaşlarımda bir şey düşündüğümü hatırlıyorum. Dedim ki ya ben ya da bunlardan birinin oğlu yahut kızı eşcinsel eğilimler gösterse ailenin bütün düzeni paramparça olur. Herkes yıkılır, berbat. Çünkü ne yapacaklarını bilmiyorlar eşcinsellikle ilgili. Ama sahnede özellikle böyle ya cinsiyetsiz ya da karşı cinse öykünen hareketleri görmeye bayılıyoruz. Onları alkışlıyoruz, çok seviyoruz. Fakat kendi evimizde böyle bir şey olduğunda ne yapacağımızı bilmediğimize dair bir garip bir ikilem var. Çok ciddi bir ikiyüzlülük göstergesi bana sorarsan. Çok ciddi bir problem, çok ciddi bir toplumsal sıkıntıya işaret ediyor. Ben yıllar sonra, işte bundan 3-4 sene evvel, ilk kez eşcinsellikle ilgili işte daha sonra Unutulacak Şeyler kitabına da bölüm olarak girecek yazıları kaleme almaya başladığımda çıktığım yer burasıydı. Ya dedim neden? Yani bu insanları bu kadar seviyorsunuz. Bu bu yaratıcı tayfada bu kadar fazla eşcinsellik meselesi görüyorsunuz. Hı hı. Ama neden hayatımızda böyle bir şeye biz bu kadar hazırlıksızız? Sebep gene bilgiden kopuklukmuş. Onu fark ettim kendimce. Onun üzerine yazıp çiziyorum. Mesela benim için dün Bülent Bey'di, bugün Bülent Hanım demek hiçbir problem değil. Yani o onun kendi hayatı, beni hiç ilgilendirmez. Bu arada Bülent Ersoy'u da çok sevmem müzikal olarak. Yani bu arada repertuarına korkunç saygım var. İnanılmaz bir repertuarı var, onu biliyorum. Ama ve lakin onun bir insan olarak ürettiği şeyi ayrı olarak görebilecek yükseklikte olamadık sanatsal açıdan, memleket olarak. Ve o bize garip bir böyle freak show gibi geliyor. Tamam, bir garip bir şey var ortada. Senin sokakta göremeyeceğin bir ilginçlik. O seni eğlendiriyor. Galiba böyle bir şeye dayanıyor bu iş. Dolayısıyla yani eşcinsellik falan filan meselesindeki samimiyetsizliğimizin bence şu andaki, hem şu anda hem işte yakın geçmişteki müzik piyasasına bakınca çok aşikar bir dökümü var. Ara cinslere bayılıyoruz abi. Git bak mesela Kadınlar Matinesi, Fatih Yürek falan filan. Sayın izleyici, bak ben bir şey demedim konuyla alakalı. Sen de söyle hadi. Satarım. direkt söyle hadi. Çok kötü dövüyorlar. Yani tamam. Sonra ağır dövüyorlar. Tamam, sen ne diyorsun söyle hadi. Yani bu dediklerim haksız mı şimdi yani? Şimdi ben diyeceğim, senin ikimizin de çıkacak mevzu. Şu sahne üzerindeki hikaye, sahne üzerindeki hikayede sanıyorum insanların bir aile kültürüyle bir şey izleyebilmesi için sahnedeki adamın biraz erkekliğinden feragat etmesi gerekiyor. Galiba Türkiye'de ya da işte Doğu kültürüne doğru bir alanda insanları buna birazcık yönlendirdiler. Çünkü hani bu bir moda durumu olamaz. Yani hani insanlar bir süre sonra hani saymaya kalkarsak hani sahnede öyle ya da öyleymiş gibi davranan insan sayısı çok yüksek. Evet, yani bak bu teori makul. Evet, yani sayısı çok. Ben bunu şöyle düşünüyorum. Yani onu izlemeye karı koca iki kişi gidiyor. Ve orada gerçekten yakışıklı bir adam, gerçekten çok yetenekleri olan bir adam, sahnede yükseltide, hayran oluşturacak bir sesle, beceriyle, yetenekle bir şey yaptığında akşamleyin karısının onu hayal edeceğini biliyor. Yani hani ve bu bir erkek egosu için çok baş edilmesi zor bir şey. O yüzden bunun ancak ikimiz beraber karı koca gidilip de ikimizin beraber beğendiği bir şey olabilmesi için, hatta tek başına gitmesinde bile mahsur olmayacak durumun fotoğrafının oluşabilmesi için galiba sahnedekinin erkek olarak varlığından birazcık feragat göstermesi gerekti. Bu galiba Türkiye'de sosyolojik olarak bunun yüzünden ne söylenecekse yani hani şeydi, bunu daha sonrasında gerçekten kayda çıkartmak isteyebilirim. Vallahi güzel bir teori bu, dursun. En azından altına yorumlara falan yardırırlar. Bununla ilgili yine program başında da belirttiğimiz, gösterdiğimiz gibi yüksek makamlardan ilave açıklamalar olursa onları da programa dahil ederiz. Yani şeyde. Ama şunu biliyorum ki, hadi azıcık onun üzerine gideceğim. Bireysel olarak kimin ne yaptığı bizim hiç konumuz değil. Hiç hakkımız da değil, aynen, haddimiz de değil. Yani aynen, hani hiç hani bu, bunu gerçekten ayrıştırmak gerekiyor. Yani hani yine de bireylerden konuşuyormuşuz gibi oluyor ama hani çok kamuoyuna mal olduğu için örnek olarak kullanıyoruz. Şeyde, yoksa ne haddime, kimin ne karar aldığı ya da ne yaptığıyla alakalı. Ama genel olarak hani örüntüye, toplumsal örüntüye baktığımızda hani bize birazcık daha konuşma, yorumlama, anlamaya çalışma ile ilgili bir fırsat doğuyor. Hani bu onunla birbirine karışmasın yani. Bu arada galiba senin teori bana bir açılım daha yaptı. Bak yemin ediyorum şu anda aklıma geldi. Bu Cem Yılmaz'ın bir Türk rock tarifi var ya, bir gösterisinde Anadolu rock falan yani. İşte buğday, başak ve süper aseksüel. Böyle hiç böyle işte Nazlı Yar falan filan ama netameli alanlara hiç girmiyor şarkı sözleri falan. Göl ördek. Belki bu bile bak aynı teorinin devamı olabilir. Çünkü rockçılar mesela işte şimdi çoğuna rahmetli diyeceğiz, işte Barış Manço'su, şeyi, Cem Karaca'sı, Erkin Koray, onlar yani gayet böyle testosteron adamlar yani normalde baktığında, saçlı sakallı. Ama onların da belki hakikaten şarkı sözleri böyle bir kitleye ulaşma bilinçsiz endişesi altında daha böyle aseksüel, daha efendim toplumsal sorunlara odaklı, kadim mesajlara odaklı falan şeyler olmuş olabilir belki. Bu da işin içinde olabilir ama bir şey var. Bu çok Türkiye'de çok nadir olduğunu zannediyorum. Şimdi ne yaparsak yapalım bir global kültür oluşuyor dijital dünyada. Yani biz dev bir puzzle'ı tamamlıyoruz tüm dünyadaki 7 milyar insan olarak. Ve yani bu konuda becerisi olan, yaygınlığı yapabilen, kültürel anlamda bilgi ve fikir üretebilen yapı buradaki de hegemonyayı da, kültürel hegemonyayı da oluşturuyor içinde. İster istemez Amerika, Avrupa, İngiltere'nin daha baskın olduğu bir şey var. Sayısal anlamda daha az olmalarına rağmen. Kendi bölgenin buraya bilgi üretmesi, buna adapte olması, yani güzel o global kültürün içerisinde etki etmesini Onlar o 1970'li yıllarda yapmışlar. Şu Anadolu rock'ın içinde, hani başka türlü her yerden yorumlayabiliriz konuyu, yani sağlı sollu. Ama gerçekten şimdi yansımaları hala sürüyor. Yani Amerika'da aynı türküler aynı biçimde, hani yorumlanmasıyla alakalı. Çok yetenekli, çok güncele uydurulmuş. Hani o dönemin kültürüne, ritmine, müzikal nesnelerine uygun şekilde de yapmışlar da. Hani haksızlık etmeyen, yani Barış Manço da yapmış onu, Cem Karaca da yapmış onu. Çok büyük şeyler yaptılar. Ya benim hala hafsalam almıyor abi. Nasıl bir kendine güvenle çıktı? Ya bir kere yani şu Barış Manço'nun, Cem Karaca, özellikle de Barış Manço'nun bir kere fiziksel görünümündeki, yüzüklerindeki, marjinaliteye rağmen saçına sakalındaki o kendine güven ve o rahatlık, bak hiç yapıştırma durmadı adamda. Hiç, yani ben yani bütün ömrümce Barış Manço'yu her gün gördüm neredeyse vefatına kadar. Adamda hiçbir şey yapıştırma durmadı. Yani yaptığı o işte dünyayı gezdiği programlar, çocuk programları. Ne kadar cesurca bir hamle değil mi? Bir rockçı olarak çocuk programı yapmak ne kadar... Kır saçlarıyla böyle ya, küçücük yani çocuklarla birebir ve ne kadar başarılı muhabbetlik. Beyaz peynir ne renk olur? Kırmızı. Yani hem bir samimiyet, hem bir özgünlük, hem bir özgüven, hem bir üretim aynı zamanda. Yani çok hakikaten böyle cidarları aşan bir üretim. Japonya konserlerini falan görmüşsün. Japonlar deliriyorlar abi adamı mesela hala. Çok özel bir model. Yani oturulup incelenmesi gereken bir model. Bu adam bir örnek ama sorun şu, tek. Yani mesela kendi kulvarında tek. Bir seri üretim ya da bunun gibi bir ekol oluşturabilecek. Ne olmuş olabilir? Yani hani Barış Manço ile ilgili. Abi bunu daha önce de birkaç vesileyle konuştuk. Yani ben düşündüm ama tam çözebildiğimi söyleyemeyeceğim ama bir şeyleri basit kurallara indirgeme hastalığım var, yani basit kurallar cinsine anlamı. Ben aklıma bir şey geliyor, samimiyet. Yani şimdi lambaya püfte, Halil İbrahim sofrası, Ahmet Bey'in ceketi falan. Şimdi bunların hepsine baktığında dağlar. Yani burada bir arka planda böyle bir dertli bir tavır var. Yani toplumun unuttuğunu gördüğün bir şeyi, topluma hissettiğin şefkati hiç unutmadan, bak bu çok önemli. Tepeden ulen yanlış yapıyorsunuz deme kolaycılığına girmeden, böyle bilgece, kucaklayıcı bir şekilde, müzik yoluyla, bunu da hem de müziğin orijinalitesinden ve kompleksliğinden de taviz vermeden. Burada parantez o lambaya püfte mesela bir dinleseniz, yani tekrar bir daha dinleseler bizi izleyenler. Çok garip bir şarkıdır yani. Don idi. Lambaya püfte. Oh deme püfte. Ne biçim ritimler, ne acayip şeyler. Yani o zaman adamlar bir de müziğin deneyselliğiyle bu mesajları ancak böyle çok ciddi bir samimiyet ve dertle yapabildikleri için herhalde böyle oluyorlar. Röportajlarını izledim arada. Bir de bir şey daha. Samimiyet konusunda %100 katılıyorum sana. Bir de hayret ediyor. Evet. Yani biz iki şeyi, yani bu arada hani toplumsal örüntüde ayıkladığım iki şeydir. İki şeyi çok seviyoruz. Bir hayret etmeyi, bir de utanan adamı. Evet. Galiba Barış Manço'da bu ikisi de var. Var. Yani hani hala 10 puan. Bu cümleyi hani bilmeyen aynen var mı ya? Yani şeyde tüm Türkiye'ye. Bu arada bunu çok önemserim. Yani toplum diline aynı duyguyu oluşturacak kelime ekleyebilme bir Cem Yılmaz yaptı. Yani çok azdır. Bir şeyde bir de toplumsal temsil oluşturabilme diyorlarmış buna. Evet. Sosyal psikolojide. Yani toplumun düşünme tarzına yeni kanallar ekleme. Bak bir şey daha, bir gözlemimi daha paylaşayım. Taraflı gelebilir belki ama Barış Manço'ya kimse bu ülkede kalkıp da ters bir şey söylemez değil mi? Yani öyle bir şey hayal edemeyiz. Niye? Kime ne dokunabilir ki? Fakat Barış Manço'ya bir şey söylememekle Barış Manço'yu beğenmek, kabullenmek ve Barış Manço'ya hayran olmak arasında kademesel farklar var. Ben hayatımda şöyle bir gözlem yaptım. Çok fazla Barış Manço hayranı, başta kendim olmak üzere, tanıyorum. Gerçekten Barış Manço hayranı olup da kötü olan insan görmedim. Bak bu ilginç bir şey. Kötü niyetli insan Barış Manço hayranı olamıyor. Benim etrafımda gördüğüm şey bu. Barış Manço'ya... Ekmeği sen yedin bu videoda, söyleyeyim sana. Ama yani sence de öyle değil mi? Bu iyi cümle. Öyle değil mi? Bak bir düşün. Mesela yani kötü bir adam Barış Manço'ya yani hayran olabilir mi? Zannetmiyorum. Öyle bir şey zor. O yani işte o samimiyet ve iyilik var ya, insanı çeken şey demek ki o. Ve şey, kötüyü de çekiyor. Ama kötü bir yerde duruyor. Ona tam katılamıyor yani. İşte bilgeler, yani işte kadim bilginin temsilcisi olan insanlar, işte son dönemin ozanı falan deniyor ya ona işte. Belki de bu tabir oradan yakışmış. O gittiğinden beri mesela hala Barış Manço'nun etkisi devam ediyor. Benim çocuklarım, arkadaşım Eşek şarkısını söylüyorlar. En büyük çocuğun ölümünden daha sonra doğmasına rağmen biliyorlar. Ama hala mesela böyle bir insan çıkarma konusunda gittikçe umudumuzun azaldığını hissediyorum. Yani çünkü o kendine güveni kaybediyoruz. O kültüre yaslanıp da dünyaya bir şey söyleyebilme cesareti yazarlarımızda, düşünürlerimizde ara ara var. Ama sanatta biraz sanki bu iş konusunda hep anlatırım ben, 50 bin sene önce insanın bıraktığı ilk iş sanat eseriymiş, alet edevat değilmiş. Adam önce mağara duvarına resim yapmış, yani hikaye oradan başlıyor. Dolayısıyla biz insan olmanın ayağını bu dünyaya koyacaksak böyle adamlarla koyacağız. Ha bunlar yoksa bu iş olmayacak. O yüzden istediğin kadar projeler yap, işte teknoloji şirketleri kur, bilmem neler yap, bir yere kadar yani. İşte dünyayı belirleyen sanat oluyor abi her zaman. Evet, hani burada da topu sana paslarım. Bir sanatçı olarak aramızda. Ben sanatı evrimin ana unsurlarından bir tanesi olduğunu fark ettim bundan birkaç yıl önce. Biz sanat hep, yani biz eğitimini alırken de, üzerine çalışırken de ya da bizim işin de %3'ünde 5'inde sanat var hep hayatımızın içerisinde. Hep marjinal bir şey, dışarıdaki bir şey zannediyorsun. Hani bir şeydi. Halbuki sanat alternatif bir gerçeklik kurma çabası ve alternatif gerçeklik kurmadığın sürece o işte DNA kendini kopyalarken o alternatif gerçekliğe uygun şekilde kendini değiştirecek bir değişim gerçekleştirmesinin bağının bir parçası. Yani sen normal rutin yaşadığı dünyanın gerçekliğini tümüyle kabul eder ve bu gerçekliğe uyum sağlama becerisi, ben buna işletmeci zihni diyorum, en yüksek seviyede uyum sağlama becerisiyle davranırsan sadece küçülüyorsun. Aynen. Yani sadece küçülüyorsun. Oraya bir sanatçının bu gerçekliğin dışında bir şeyi, niye abi böyle de uçarak da olabilir ya da işte niye dört gözümüz olmuyor gibi şimdi çok saçma gelen ama yani hani balıktan sürüngen olarak çıkarken uçmayı konuşmanın saçma geldiği gibi, ama şimdi hepimizin uçtuğu uçaklarla ya da kuşların uçtuğu evrimin gerçekleştiği hal için sanatçı zihnine ihtiyaç var. Aynen. Yani o gerçekliğin dışında bir şeyi hayal etmiş olmayı. Zaten bunu... tabiattaki yaratım zaten işte sanat bu yüzden yani. Evet, ne zaman evet. Ne olacağını bilemiyorsun işte, bunu bu işte çalışan insanlar da söylüyor. Yani o sanatçı işte mesela bu anlattığınız örneklerden dolayı. Senin alanına girdim ama. Girdim, hepimizin alanıdır öyle. Yo, asla orayı sahiplenemem ama. Hani sanatçı biraz protesto olur değil mi? Sanatçı biraz marjinal olur. Biraz değil, bayağı olur. Evet. Ama şimdi bak Barış Manço'yu demin konuştuk. Hepsi var mıydı bu adamda? Vardı. Kimle kavga etti? İşte bak model bu abi. Kavga etmek zor. Çünkü kavga etmek için önce adamın bir bulunduğu yere bir tırmanman gerekecek. O zahmeti yaşatıyor sana. Ya öyle bir yerde ki üstüne bir şey giyiyor. Mesela bizim etrafında, benim büyüdüğüm yerde mesela Ankara Etlik'te uzun saçlı adamı döverlerdi. Barış Manço abi. Barış Manço uzun saçlı. Bildiğin işte sokakta sopa yiyen o zamanki metalcilere benziyor. Ama hayır, onun uzun saçı başka bir konsepte geçerli kabul edildi o insanlar için. Yani öyle bir protestlik yapacaksan canımı ye. Yoksa işte ben sevmiyorum, yakacağım bu dünyayı falan. Bu çocukça bir şey yani. Anladım ama şimdi acık seni de zorlayacak olan başka bir şey söyleyeyim sana. Yine Türkiye kamuoyuna tuhaf bir yaygında olan Ahmet Kaya. Tüm hikayesini çelişki sürecinden alan, hep hayatını bir şeyle savaşarak, sözüyle de bilmem neyle de, yine de Türkiye'nin tümüne, seni de sevdiğini biliyorum bu arada, yanılmıyorum. Ahmet Kaya'ya saygım çok. İşte Ahmet Kaya'nın konjonktürü tamamen farklı bana sorarsan ama bence çok yerinde de bir örnek oldu. Mesela ben küçükken Ören'de tatile gittiğimizde, işte o Türkiye'nin en meşhur tatil yerlerinden biri, babaannemle beraberiz, hiç unutmuyorum, sahile iniyoruz. Zabıtalar koşuyor, insanlar kaçıyor. Böyle bir bağırış çağrışlar. Orada böyle panayır gibi, sergi gibi de bir şey var. Pazar gibi bir şey kurmuşlar. Ben ne oluyor dedim. Dediler ki Kürtçe şarkı çalıyorlarmış. İşte zabıta ya da polis neyse onlara müdahale ediyor. Şimdi çocuk kafamla hiçbir şey anlamadım o olan bitenden. Kürtçenin ne demek olduğunu bile bilmiyorum o zaman. Bayağı küçüğüm yani. O dönemlerin ürünü. Şimdi bak öyle bir dönemde böyle kahramanlar, böyle protestler zaten çıkar. Bir de bazı meseleler vardır ki kaybolan kadim değerlerin kaybına tepki gösteren bir protesto. Barış Manço'nun temsil ettiği yer orası. O böyle daha kısıtlı sürelerdeki şeylerle uğraşmamış ama Ahmet Kaya'nın maalesef içinde kaldığı yer, belki de onu erkenden bu dünyadan ayıran o derdin kökeninde İnsan icadı bir dönemsel manyakça bir şey vardı. Ve hala aynı psikopatlık devam ediyor belli farklı şekillerde. Yani mecra değiştirse bile aynen devam ediyor. Orada çıkanlara hiç söylediğim şey yok. Ama şey yaptığım, biraz ayar olduğum tabiri caizse yeni yetme sanatçı modeli, yeni yetme nasıl diyelim entel dantel modeli bir şey var. O benim zamanımda da vardı, şimdi de hala var. Böyle bir cinslik yapayım yani böyle bir cinslik yapayım da ben olayım. Hayır abicim, önce üret, cinsliğini üretimin anlatsın. Duruşun anlatsın. Lafla değil, icraatla gel. Evet. Hani o tip bir şey yapılabilirse. Seninle daha önce işte şu balkon muhabbetlerimizden birinde konuştuk. Mesela siyaseten taraf ve muhalif ya da belli bir sert söylem sahibi olmamakla çok eleştiriyor insanlar beni. Arkadaş gerek yok. Çünkü ben bir şey yapıyorum. Ben bir şey yapıyorum. Yaptığım işe baktığında onun nerede durduğu çok belli. Yani biz işte Barış Manço'dan böyle öğrendik çünkü. Sen işini yap, mesajını ver, kim ne alıyorsa alsın. Ne kimseyle kavga etti, ne kimseye yaslandı, ne kimse tarafından ittirildi. Şöyle demek galiba işi kolaylaştıracak, senin de hoşuna gideceğini zannediyorum. Yani ürünün yokken konuşuyor olma hikayesi oluyor. O aynen. Gerçekten o boş bidon etkisi veriyor. Yani ve çok o rabarbayı Türkiye'de hep çok hissediyoruz. Dünyada da var bu arada ama yani Türkiye'de de. O hiç ürünü yok. Yani hani bir şeyle ilgili gerçekten düşünmemiş, biriktirmemiş, yazmamış, biçimlememiş falan. Şimdi az önce geriye dönüp de üzerine konuştuğumuz insanların, Barış Manço'nun, Ahmet Kaya'nın, Yeni Türkü'nün ya da işte özür dilerim daha çok Ezgi'nin Günlüğü'nün ana konuştuğumuz konu, ayağımızı bastığı yer ürünü var adamın. Aynen. Ürününü severiz sevmeyiz, kültürel olarak içine oturur oturmaz ya da bilmem ne falan ama bu arada hani bu söylediklerimin üçü de Türkiye'ye yaygınlıkta deli gibi de yaygınlığı var. O ürünün üzerine konuşmak artık dolu bir konuşma oluyor. Asıl sanırım kızdığı şey hani işin içerisinde de o ürünü olmadan konuşma. Yani gerçekten bir düşünmüş, bir birikmiş bir şeyi olmadan içinde konuşma. Ya işte bir hakikaten bir, neyse şimdi o örneği vermiştim. Verirsem çok ifşa olacak. Severim de çünkü bir... Ver bakayım. Şey. Ya şey oldu, bir siyasi geyik oldu şimdi internette seneler evvel. Sibel Alaş bir şey yazmış, tamam mı? Böyle bir yardırmış. Yıldıray orada ona cevaben bir tweet atmıştı. Çok hoşuma gitti. Ya abla sen bu işleri bırak da adam gibi bir şarkı daha yap da dinleyelim. Şimdi Adam diye bir şarkısı vardı ya onun meşhur. Hakikaten çok güzel bir şarkıydı. Yani şimdi öyle de bir yerine denk geldi ki o laf. Yani şimdi gerçekten insanların özellikle üretimlerinin düştüğü, yaratıcılıklarının düştüğü dönemlerde böyle marjinalleşmesi, siyasi, ideolojik falan söylemlerde acı. Yani kötü bir şey, anlatabildim mi? O İflas bayrağının dalgalanmasının görüntüsü yani aslında. Ben gidiyorum bari buradan yardırayım diye. Bizdeki maalesef aydın tepkilerinin çoğu, en azından medyatik olanları buraya sıkıştığı için. Yani bir tekrar söyleyeyim işte Halil İbrahim Sohrası, Sarı Çizmeli Mehmet Ağa ya da kol düğmeleri hiç fark etmez. Oturup özellikle gençler bir sözleri dinlesinler. Bir müzikalite içerisindeki o prozodinin, o hecelerin dağılımından mesajı şöyle bir daha bir dinlesinler. Bunlar yani oturup da hafta sonu ben hit olacak bir şarkı yapacağım, bak şöyle iki kafiye buldum diye yazılmış şeyler değil. Yani bunların arkasında hakikaten bir ömür var, bir işte bir kültür var, bir dert var, bir gelenek var. Bir de o hiç kesintisiz o çalışkan yapma eylemi de galiba. Yani hani Barış Manço'ya da baksak hani mesela şimdi birden bir şeyi fark ettim. Hani çalışmak hep her şeydir ya hikayede. Tabii. Ömür boyunca kesintisiz hep çalışmış. Televizyon programları var, oraya gitmiş. Japonya'da konserin, şarkısının, sözü, albümü falan. Hani ritmik olarak hep içini dolduruyor, ödev yapılarak çalışılmış, denenmiş falan bir hikaye var. Hiç mesela sanatçı buhranına düşmemiş. Tabii, yani, zaman yok ya. Yani şeyde yani. O şeyi 7'den 77'ye programını 60 yaşlarında falan yapmaya başlamışlar herhalde değil mi Barış Manço? Olabilir. Yani mesela o şimdi küçük çocuklarla iletişime geçmenin ne kadar zor bir şey olduğunu ben de ara ara çocuk kamplarında falan yaşıyorum da oradaki doğallığı, o her çocukla, yani çok zor çocuklar vardı orada, yani hiç böyle konuşmaz etmez. İstersen sen oraya konuş, ben buraya konuşayım, oldu mu Can? Senin sohbetine doyum olmuyor. Onlarla iletişime geçmekteki o rahatlığı. Şimdi ömür boyunca insanlarla ilgili bir iş yapmanın getirdiği o zamansal yatırımın aslında çıktısı, en güzel olgunluk halini o programda görüyorsun mesela. YouTube'dan hepsine erişilebiliyor mu bilmiyorum ama ya oturup şöyle bir gözden geçirmekte fayda var. İşte o dedin ya çalışmak, ömür boyunca çalışmanın kaçınılmaz olarak insanın zihnini götürdüğü bir yer var. O da yaşamda ustalık. Yani neye yatırdıysan onun sonucunu alıyorsun. Yeterince yaşarsan ki hani tabii Emre Hak Vakioğlu adam gitti ama belki bu üzerine 10 sene daha olsaydı diyelim. Yani çok farklı şeyler de katabileceğin bir yere geliyorsun. İşte o bilgelikte çalışmadan olmuyor. Buradan sevgili gençlere ne yaparsan elinle o gelir seninle sözünü hatırlatmakta fayda görüyorum. Bir de prensiplerden korkmamanın, ben en çok şu 7'den 77'ye hikayesinde ya da Barış Manço'nun tüm hikayesinde en çok imrendiğim şey o. Yani biz bile konuşurken kendimize şekil veriyoruz. Biz öyle yaparız, ben bunu böyle yapmam ya da bilmem ne yaparım gibi. Halbuki yani Barış Manço'da gerçekten işte o su gibi olmanın, hava gibi olmanın, rüzgar gibi olmanın, ne yapıyorsan yap güzel yapmanın öyküsü, hikayesi var. Yani adam bir rockçı, çocuk programı çekti, çok güzel çekti. Yani aynen, harbiden hani çok kendine yakışır, herkese yakışır şekilde çekti. Hiç rockçı imajı bozulmadı. Şarkılarından bahsederken mesela şey gibi bizi yine düşünmüyoruz. Yani, abi daha sonra o çocuk programı, başka biri olsaydı böyle konuşurduk. Aynen. O bozdu kendini. Ya daha sonra çocuk programı çekti falan. Hiç öyle olmadı. Yani hala dönencesini, hala tüylerimiz diken diken, işte kol düğmelerini hala tüylerimiz diken diken dinliyor. Hala da 7'den 77'den bahsederken de ne kadar başarılı yaptı, beceriklice yaptığı konuşuyoruz. İşte o gerçekten su gibi olma, hava gibi olma, rüzgar gibi olmanın karşılığı. Galiba bu işte. Hem çok çalışma hem de kendi şekillenmeye çalışma değil. O daha büyük bir... Yine bir sanatçımıza gönderme yapalım. Kenan Doğulu'nun dediği gibi ne yaparsan yap, aşk ile yap. Aşk ile yaparsan böyle oluyor yani işte. İşin altında aşk var abi. Ben başka şey bilmem. Tamam. Güzel güzel oldu. Yakıştı bu hepsi ya. Bence de. Onları da ihmal etmeyelim şimdi. Hep Barış abi dedik ama bizim de güzel arkadaşlarımız var şimdi yani.